Endeks grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 10.825 yakın hedef ve kısada yapmış olduğu önemli zirve bölgesi olan 11.250 bölgesine tekrar yükselişlerin devam etme ihtimali için bu bölgede oluşturmuş olduğu güç kazanma durumunu devam ettirdiğini görüyoruz. Ve belirlediğimiz 9.700 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş, o bölgede tutunma hareketlerini sağlamaya çalışacağı bir şekilde haftayı kapatmış. Bu bölgeden tekrar tepkisi hareketleri gerçekleştirip öncelikle ara direnç bölgesi olan 9.830 bölgesi ve daha sonra da önemli direnç bölgesi olan 9.950 bölgesini üzerinde kapanışları sağlayıp tekrar yukarıya yükselişleri devam ettirme, önemli direnç bölgesi olan 10.150 bölgesi üzerinde kapanışları sağlama ihtimalini devam ettirip o bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri tekrar stop olduğu bölge olan önemli direnç bölgesi 10.450 bölgesine kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir ve 10.450 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 10.825 bölgesi yakın hedef bölgemiz ve yukarıya yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini artıracağı en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgeye kadar yapacağı tepkisi hareketleri gerçekleştirme ihtimali için 10.150 üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. Bu bölge üzerinde kapanışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşır ve 9.700 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişlerden sonra önemli ara destek bölgesi olan 9.500 bölgesi var. Bu bölge altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz olan 9.400 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişler devam ederse kısada yapmış olduğu dip bölge olan 9.275 bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. O yüzden bu bölgedeki destek noktalarını yani öncelikle 9.700 daha sonra da 9.500 bölgelerini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altında kapanışlardan sonra dikkatli olup 9.400 bölgesi altından sonra kesin stop durumunu mutlaka değerlendirelim. Dolar grafiğinde 34.25 yakın hedef bölgemiz üzerinde kapanışları sağladıktan sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 35 dolar ve bir sonraki hedef bölgesi olan 36 dolar bölgelerine doğru yükselişleri 34.25 bölgesi üzerinde yapacağı kapanış durumlarından sonra devam ettirme ihtimalini arttırabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 33.75 ve yarı yarıya stop bölgesi olarak 33.45 bölgeleri var. Bu bölgelere kısa geri çekilme durumları oluştursa da altında kapanışlar oluşmadığı sürece 35 ve 36 dolar bölgelerine doğru yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. 33.45 bölgesi altında kapanışlardan sonra şablon bölgemizin alt noktası olan 32.60 bölgesi kesin stop noktamız ve en önemli destek noktası. O bölge altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin üst bölgelere devam etme ihtimali sürebilir. Ons grafiğinde 2.745 yakın hedef bölgemize tepkisi hareketleri devam ettiriyor ve bir önceki hedef bölgemiz olan 2.650 bölgesinde üzerinde kapanışları da devam ettirmiş ve yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini de arttırdığını görüyoruz. Bu bölgede tekrar yapacağı tepkisi hareketlerde ara direnç bölgesi olan 2.700 bölgesini test edebilir. 2.700 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 2.745 ve kanal bölgesinin üst noktası
hedef olan 2850 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 2615 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 2560 bölgesini kesin stop noktası olarak belirledik. Bu bölgeler altında düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Bu bölgelere geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 2615 bölgesi altında geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirebilir. Gümüş grafiğinde 32.50 yakın hedef bölgemizi tekrar test ettiğini görüyoruz. Kısa geri çekilme durumu oluştursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 30.60 ve kesin stop bölgemiz olan 30 dolar bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece tekrar yapacağı tepkisi harekette 32.50 üzerinde kapanışları sağlayarak bir sonraki hedef bölgemiz olan 35 dolarlara yükselişleri gerçekleştirme ihtimaline doğru devam ettirebilir ve ara direnç bölgesi olan 33.60 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 33.60 bölgesi geçilirse yukarıya yükselişleri hızlı bir şekilde 35 dolara kadar devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 30.60 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemiz ve ara destek bölgesi olan 30 dolar bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirebilir veya bu ara bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu bir müddet devam ettirebilir. Brent grafiğinde 85 dolar yakın hedef bölgemiz için geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu ve bu bölgedeki önemli destek bölgesi olan 67 dolar bölgesine yaklaştığını görüyoruz. O bölge yarı yarıya stop bölgemiz artık altına geçişlerden sonra derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalini çoğaltıcı son destek bölgesi olarak gözüküyor. Bu bölgeden sonra geri çekilmenin derinleşerek 50 dolar bölgelerine doğru devam etme ihtimallerini oluşturacağından dolayı bu bölgede tutunmayı sağlayarak tekrar tepkisi hareketler oluşturması gerekiyor ve öncelikle 75 dolar bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla 85 doları test etme ihtimalini oluşturması ve o bölgeyi test ederse bu bölgedeki oluşturmuş olduğu dip durumundan sonra tekrar yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak öncelikle 95 dolar bölgesini test etme durumu oluşabilir. Euro dolar grafiğinde 1.13 bölgesindeki yakın hedef bölgemize kısa tepkisi hareketler oluşturarak ara direnç bölgesi olan 1.12 bölgesini test ettiğini, üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak öncelikle 1.13 bölgesini ve şablon bölgemizin üst noktası olan 1.15 bölgesini test ederek yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı şablon durumunu devam ettiriyor. Yarı yarıya stop bölgesi olarak 1.10 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak 1.08 bölgelerini takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle 1.08 bölgesindeki kesin stop bölgemiz altına düşüşler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürebilir ve 1.13 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla bu yükselişleri üst bölgeye taşıma ihtimalini arttırabilir. Platin grafiğinde 1100 yakın hedef bölgemize tepkisi hareketleri devam ettirerek 1000 bölgesi üzerinde haftayı kapatmış ve bu tepkisel hareketi öncelikle ara direnç bölgesi olan 1050 bölgesine kadar devam ettirip daha sonra 1100 bölgesini kısada yapmış olduğu zirve bölgesi o bölgeyi test edip üzerinde yapacağı kapanışlar oluşursa kanal bölgesinin üst noktası olan 1150 ve 1200 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını oluşturabilir.
Geri çekilme güç kazanma durumlarında 958 dolar bölgesi artık önemli destek bölgesi haline geldi. O bölge altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 935 dolar. O bölge altından sonra 897 dolar bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmemiz gerekiyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 958 dolar bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece artık yukarıya yükselişlerin 1100 ve 1200 bölgelere kadar devam etme ihtimalini artırıcı bir tepkisi hareketi başlatmış oldu. 958 dolar bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece bu bölge içerisinde yatay bir süreçte güç kazanma durumunu devam ettirip 1100 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarıya yükselişleri üst bölgelere taşıyabilir. Bitcoin grafiğinde önemli şablon durumumuzu ve 64.500 bölgesindeki yakın hedef bölgemiz üzerinde kapanışları sağladı ve o bölge üzerinde de tutunmaya çalışıyor. Artık geri çekilme güç kazanma durumlarında özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 62.450 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece şablon bölgemizin üst noktası olan 70.000 bölgesini test etme ihtimalini çoğaltmış oldu ve 70.000 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla bir sonraki hedef bölgemiz olan 75.000 bölgesini de test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 62.450 bölgesi altına geçişler oluşursa ara destek bölgesi 60.500 en önemli destek noktasını oluşturuyor. Kesin stop bölgemizden önce kesin stop bölgemiz 58.645 bölgesindeki bu bölge altına geçişler tekrar oluşursa daha tehlikeli durumlara doğru giden sürecin başlangıcı olabilir. O yüzden bu bölge altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor.